şu anda ilk yarı bitti. Az önceki konuşmalardan biraz bu sonuçta çıkmıştır ama. Evet, Medipol Başakşehir lider. En yakın rakibin 6 puan önünde. Bu 6 puan önünde olduğu takımlar, pek çok takım var. Malatya'sı, Kasımpaşa'sı, Antalya'sı, Beşiktaş, Trabzon'u. Yok, Antalya 29'da bitiremedi. 29'da bitiremedi. Üstelik yani 6 mesela, ya o bant içerisinde 27 oldu tabii. Ya bu, berabere bu kalınca en yakın 6 puan bareminden yola çıkacak olursak, bu 6 puanlı takımlar içinde şampiyonluğa en yakın olan ve Medipol Başakşehir'e geçme ihtimali en yüksek takım bence Galatasaray. Yani bu forvetsizlik, ki ya böyle de bir rakam var. Şimdi bu yanlış bir mukayese oluyor tabii ki. Yani Fenerbahçe'nin özellikle içinden çıkmaya çalıştığı pozisyon, Beşiktaş'ın da aslında forvette eksiğinin olması nedeniyle 3 büyükler arasında en golcü forvet oyuncusuna sahip Galatasaray. Evet. Ya, Eren derdi yok. Çok facia bir Galatasaray forvetinden beklenilen rakam 7 değil. Yani bir Buffett'i mi Gomis 29'da gitmiş adam, 29'da birkaç penaltı kaçırmış yani. Evet. Birkaç da penaltı kaçırdı. Evet. Yani tabii ki hoşnutsuz. Bir forvet transferi olacak muhtemelen. 1-2 forvet transferi olacak. Stoper yaparlar mı sence? O da şart. Mesela Ümit Özat'ın 90 artıda şöyle bir tespiti oldu. Hani ben Sivas maçında Belhanda, Ndiaye ve Donk üçlüsü yaklaşık 1,5 ay sonra tekrar bir araya, Fernando üçlüsü yaklaşık 1,5 ay sonra bir araya gelmişken, ben daha net bir hakimiyet bekliyordum Galatasaray'dan. Öyle olmadı. Hele ilk yarı çok delindi. Ve bunu neden acaba diye sorgularken o stoperlere bağladı. Ozan ve Maicon o kadar birbirlerinden uzak, enlemesine ve boylamasına da o kadar orta sahadan kopuk oynuyorlar ki oradaki boşluğu hiçbir orta saha gelse bile, oraya gelse bile kapanmıyor. Zaten iki golde, Robinho'nun attığı iki golde belli. Adam alan ve adam paylaşımından, evet. Yani dikine gidip yan bıraktı. Robinho da paçalarından kalite akıyor denir ya. Yani tabii yine Real Madrid seviyesinde, Manchester City seviyesi futbolcusu değil. Farklı değerler gerekiyor artık yani. Sadece hani iki tane plase vurmakla oraya çıkamıyorsunuz ama o plaseler, ben futbolcuyum. Şey yani Muslera'yı böyle görüyor adam şey gibi yani. Yatma bile diyor yani Muslera'ya. Hakikaten yatma bile diyor. Boş kale yatar gibi atıyor. Şöyle bir aralığı gördüğü zaman öbür gün golü de öyle. Bence de stoperde yani Ozan Kabak yanında Maicon'la değil de daha iyi bir stoperle çok daha iyi pozisyona gelecek. Bu arada bunları yapacak mali yapısı, bütçesi, Galatasaray'ın finansal fair play vesaire, hani forvet, stoper. Evet. Biz buradan rahat rahat alsın diyoruz da var mı yok mu? Alacağız diyor ama başkan, ne diyor? Transfer yapacağız dedi Mustafa Cengiz.